Milyonlarca emeklimizin gözü kulağı kabineden çıkacak karara ve alınacak, uygulanacak emekli maaşına takılmıştı. Ama ne yazık ki beklenti boşa çıktı. Dağ fare bile doğurmadı. Müjde olarak açıkladığınız açlık sınırının altındaki 10.000 TL olsa olsa emeklilerimizin ölüm fermanının yazıldığı bir yıl olacağının da çok temel göstergesi haline geldi. Ama bir kötülük daha yaptınız. Milyonlarca emeklimiz maaşının ne olduğunu bile bilemez hale geldi. Kök maaş tartışmaları, oransal artışlar, memurlar, işçiler, Bağkur, tarım emeklileri, dul ve yetim emekli maaşı alanlar arasında öyle karmaşık bir tablo yarattınız ki insanlarımız kök maaşının, kendi öz maaşının ne olduğunu bile bilemez hale geldi. Ve unutmayın, unutmadık. 2 ay önce o emeklilerde bir ayrıma daha gittiniz. 5.000 lira ikramiyeyi bile çok gördünüz. Çalışan çalışmayan diye ayırdınız. Ama sonra yanlıştan döndünüz. İnsanlarımız arasında emeklilerimizden utanmak, birazcık yüzünüz kızarmak yerine onları, bu kıdemli insanları ek iş arayan, torunlarının çocuklarının yardımına muhtaç haline getirdiğinizden hiç utanmadınız, hiç sıkılmadınız. Sayın Grup Başkan Vekili, emeklilerimizle ilgili maaşı değerlendirirken enflasyonla mücadeleye zarar getirmeme kavramını kullandı. Sayın Başkan, bu ülkede yüksek enflasyon varsa bunun sorumlusu sizsiniz. Bunun bedelini de milyonlarca insanımız ödemek durumunda değildir. Madem ki açıkladığınız 10.000 lira müjdedir, madem ki iyi bir şeydir, olumlu bir şeydir ve madem ki bu yılı emekliler için bir yıl ilan ederek hale getirdiniz, o zaman gelin bu meclisin milletvekilleri olarak başta siz olmak üzere bu mutluluğa ortak olalım. Bu müjdeye hepimiz paydaş olalım. Bırakalım bu sırça köşklerimizi, 10.000 liralık emekli maaşıyla hep birlikte geçinelim. Sevgili arkadaşlar, en düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine gelmeli ve kök ücret olarak belirlenmelidir. Emeklilerimizin haklı sendikal mücadelesinin önündeki engeller kaldırılmalı. Emekli dul ve yetimlerin maaşlarının belirlenmesinde sendikalar söz ve karar sahibi haline gelmeli. Toplu iş sözleşmesi hak olarak sağlanmalı ve tanınmalıdır. En düşük emekli maaşı 10.000 lira olarak müjde diye açıklandı. İlgili Bakan Vedat Işıkhan, 2024 yılı boyunca emeklilerin yaşam kalitelerini artırmak için çalışmalar başlattıklarını söyleyip huzurlu bir yıl dilemiş. Dalga mı geçiyorsunuz? Ne müjdesi, ne huzuru? 10.000 lira gıda ihtiyacını bile karşılamaz. Peki kira, ilaç parası nasıl ödenecek? Asgari ücretin çok altındaki emekli maaşı kabul edilemez. Ayrıca asgari ücret de yaşanabilir sınırların çok altındadır zaten. Bir yandan büyüyoruz diye açıklamalar yapılıyor, ancak büyüyen para babaları oluyor. %600 kar oranları açıklıyorlar para babaları. Emekçinin, emeklinin payı ise her geçen gün azalıyor. Her türlü savunma aracından mahrum bırakılan emekçiler ölümüne açlık sınırında çalıştırılıyor. Sonra da emekli edilip 3 kuruşla sefalete mahkum ediliyor. Emekli maaşıyla ile geçinemeyenler çalışmak zorunda kalıyorlar. Emekliler Dayanışma Sendikası 65 yaş üstü yurttaşların %62'sinin çalıştığını açıkladı. İleri yaşlarda çalışmak zorunda olan emekçiler iş cinayetlerinde hayatlarını kaybediyorlar. Emeklilerin toplumun sırtında bir yük olarak görünmesini bizler kabul etmiyoruz. İnsanlar onlarca sene emekliliği hak etmek için prim öderken yoksulluktan, açlıktan sürünmenin hayallerini mi kuruyorlardı? Emekliye sadaka gibi verdiğiniz 10.000 lirayı da %5 zammı da alın ve çekip gidin lütfen. Devletin vergi ve harçlara %60'a yakın zam yaptığı koşullarda enflasyonun %36'lara inebileceğine kimi inandırabilirsiniz? Ülkeyi kapitülasyonlara, emeklileri de yoksulluğa mahkum ettiniz. Bu mu sizin Türkiye yüzyılı vizyonunuz? Bütçe açıklarını patlattınız, enflasyonda yeni sıçramalar kapıda. Mızrak çuvala sığmıyor.
TÜİK bile bu gerçeği balçıkla sıvayamaz. Emekli 10 bin lira maaşla acından ölsün mü? Garanti ödemeli yandaşları zengin etme projelerini kamulaştırın. Halkı barı yoğu soyulacak garibanlar olarak görmeyin. Emekliyi güçsüz görmeyin. Halkın ensesinde boza pişirmeyin. Yeter artık. Beceremiyorsanız çekip gidin. Emekli maaşı açıklandı. En düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu. Emeklerimiz pahalılık altında ezilirken sizin bu insanlara reva gördüğünüz maaş açlık sınırının bile altında kalmış durumda. Yeni işe başlayan bir memur bile 33 bin lira alıyorken bir emeklinin 10 bin lira alması, bu kadar uçurumun olması mantıklı mı, doğru mu? Verdiğiniz 10 bin lira emeklimize açıkçası öl demektir. Bu maaşla emekliye yaşam hakkı tanımıyorsunuz. Yakında bayram geliyor. Emeklilerimiz sorunlarına bayram harçlığı bile veremez durumda olacaklar. Emeklilerimizi torunlarımızdan kaçacak hale getirdiniz. Bu insanlar evine ekmek götüremez, zeytini taneyle, sıvı yağı bardakla alır hale geldi. Artık emeklilerimiz isyan eder durumda. Bakınız, bir emeklimiz açım aç, gidip mecliste kendimi mi yakayım diyor. Başka bir emeklimiz, emekliler ekmeğe muhtaç, simide hasret diyor. Başka bir emekli büyüğümüz, emeklinin hali harap, ikinci işi olmayan emeklinin buzdolabı boş diyor. Bir başka emekli, bardakla sıvı yağ alıyoruz diyor. Başka bir emekli, ayçiçek yağını, domatesi taneyle alıyoruz diyor. Şimdi kök maaşa zam diye bir Ali Cengiz oyunu buldunuz. 9 aydır emekliye 1 lira zam yapmıyorsunuz. 9 aydır emeklerimiz 7500 lirayla nasıl geçiniyor hiç merak ettiniz mi? Emeklerimiz 9 ay önce 7500 lirayla 38 kilo et alıyorken şimdi 21 kilo alabiliyorlar. Artık emeklerimiz hiçbir şey alamaz hale geldiler. Cumhurbaşkanı ise çıkıp milletimizden fedakarlık istiyor. Diyor ki 2024 yılı emekler yılı olacak diyor. Ayıptır, günahtır. Siz kendi lüks hayatınızdan fedakarlık edin. Milletimizden bunu istemeyiniz. Biz İYİ Parti olarak en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olmasını ve tüm emekli maaşlarında kademeli olarak artış yapılmasını istiyoruz. Emekli ne demek arkadaşlar? Çalışarak geçirilmiş zamanın sonrasındaki dinlenme demek. Ama ülkemizde bu dinlenme zamanı yoksulluk içerisinde yaşama mücadelesine dönmüş oldu. Biz şunu biliyoruz. Emeklimiz geçinemiyor. Kış günü sabah olmadan ekmek kuyruğunda bekliyor. Pazardan eşinin verdiği siparişleri alamadan eve dönmenin mahcubiyetini yaşıyor. Evini ısıtamıyor, kirasını ödeyemiyor, torununa harçlık veremiyor. Bugün Türkiye'de emeklilerin emeklerini hiçe sayan uygulamalar yapılıyor. Hemen hemen her alanda emeklilerimizin hak kaybı söz konusu. Öncelikle bize birçok kez olduğu gibi TÜİK masalı anlatıldı. Denildi ki o masalda 2023 yılının son 6 ayındaki enflasyon oranı %37.56'dır. Bu masal üzerinden emeklilere denildi ki sizin de zam oranınız budur. Fakat gerçek rakamın bu olmadığını şu an genel kurulda bulunan tüm milletvekillerimiz biliyor. Öte yandan farklı emekli grupları arasında farklı artış oranları var. Bu durum emeklilik sistemimizdeki eşitsizliğe en bariz örneklerden biri. Halbuki bütün emekliler aynı rakamlar ve acımasız hayat pahalılığı ile mücadele ediyorlar. Bir de kök maaş meselesi var. Ekonomimiz o kadar kötü yönetildi ki 2019 yılında 5510 sayılı kanuna ek bir madde ilave edilerek bir taban rakam belirlenmek zorunda kalındı.
1000 TL'den başlanan bu rakam sadece 3 sene içerisinde 5 kez güncellendi. En son 7500 lira oldu. Düne kadar kök aylığı 7500 liranın altında olan kaç emeklimiz vardı arkadaşlar? SGK'nın açıklamasına göre 7500 düzenlemesinden 15 milyon emeklimizin yaklaşık 9 milyonu yararlanacak. Dün bir gelişme oldu. Sayın Cumhurbaşkanı en düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak dedi. Bakın burası önemli. Veya bir zamanların meşhur tabiri ile burası çok belli. Sayın Cumhurbaşkanı ekledi ve dedi ki 2024'ü emekli yılı ilan ediyoruz. Sadece karın tokluğu için 17 bin lira lazım olan emekliler yılında en düşük emekli maaşı ile çocuğuna bir çokomel almak bile lüks. Başka bir husus, emeklilere bayramlarda yapılan ikramiyeler. Söz konusu ödemeler SGK'nın kendi kaynaklarından değil hazineden aktarılan kaynaklarla yapılıyor. Bu sefer dönüp bütçe hedeflemelerine bakıyoruz. Çalışanlardan daha fazla vergi keselim, prim alalım, emekliye daha az verelim, açığı azaltalım deniyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu demek durumunda kalıyoruz. Yani kıymetli milletvekilleri, emekli sosyal yardım kabilinden maaşlar ile mağdur edildi. Zam oranı ile mağdur edildi, düşük kök maaş uygulaması ile mağdur edildi, farklı emekli aylığı kriterleri ile mağdur edildi. Neticede emeklilerimiz her anlamda mağdur edildi. Şu an genel kurulda bulunan özellikle iktidar milletvekillerimize soruyorum. Bize gelen emekli feryatları size gelmiyor mu? Etrafınızda hiç emekli dayınız, emekli halanız, emekli amcanız yok mu? Hiç hallerini görmüyor musunuz? Türkiye'de 15 milyon emekli var. Bunların 9 milyonu 7500 TL ile geçinmeye çalışacaktı. Dün 10.000 TL yapma lütfunda bulundunuz. Bu 9 milyon düşük maaşlı emeklinin, evladı haçlık isterken yüzü kızaran emeklinin, ev sahibinden köşe bucak kaçan emeklinin izzet, onur ve haysiyetini bu mecliste ne zaman konuşacağız? Saadet Partisi grubu olarak emekli maaşlarının yetersizliğini, aylık bağlama ve güncellemelerdeki farklılıkları konuşmak üzere meclis araştırma önerisi verdik. Birazdan oylama yapılacak. Hayır oyu verirken, hayır biz emeklilerin meselesini konuşmak istemiyoruz derken 9 milyon emeklimizin izzetini, onurunu düşünerek lütfen oy verin. Konuşursak bu meseleyi çözeriz. Evvela şunu belirtmek isterim ki bu meclisteki herkes ve yürütmede görev alan her yetkili emeklilerin özlük haklarını iyileştirmek ister. Öncelikle çalışanların ve emeklilerin maddi koşullarını iyileştirme konusunda hepimizin hemfikir olduğu hususundan şüphemiz olmasın. Bu oyun kabulden sonra bilinmesi gerekir ki bir ülkenin istikbalini ve gelecek nesillerin refahını doğrudan etkileyen iki sistemden biri eğitim ise diğeri de kuşkusuz emekliliktir. Emeklilik sistemi günlük popülist duygu ve düşüncelerle değil, ülke gerçekleri bilimsel akademik çalışmalarla tasarlanması ve düzenlenmesi gereken bir sistemdir. Sistem dediğimize göre bütün unsurları, süreçleri ve parçalarıyla birlikte ele alınması ve dinamik denge analizleri yapılarak üzerinde konuşulması gereken bir husustur. Sistematik bütünlükten uzak, palyatif tedbirlerle sistemi bozma riski olduğu için bizim iktidarlarımız döneminde yapılan sosyal güvenlik reformlarında şöyle bir şart getirmiştik. Sosyal güvenliğe ilişkin her türlü düzenlemenin ve teklifin 20 yıllık aktüeryal denge ve etki analizi yapılarak görüşülmesi ve değerlendirilmesi şartı. Dünyanın bütün sosyal güvenlik sistemlerinde de yapılan budur. Şimdi getirilen bu önerinin sosyal güvenlik sistemine aktüeryal dengeye etkileri çalışması yapılmamış. Dolayısıyla sistemde nasıl bir değişiklik oluşacağı, bunun bizzat emeklilere olan etkileri bilinmiyor. Öncelikle bu çalışmanın yapılması gerekir. İkinci bir husus ise emekli aylıklarının düşüklüğü meselesi olup bunun yapısal nedenlerine bakmamız lazım. Yapısal sorunlara ise konjonktürel, palyatif ve popülist çözümler arayıp tribünlere oynamak yerine sistemi bir bütün olarak ele alıp tartışmak gerekir. Seçimden önce EYT gibi önemli bir düzenlemeyi hayata geçirerek toplumsal bir sorun olmaktan çıkardık. Bununla birlikte iktidarlarımız döneminde
çalışanlarımızın ve emeklerimizin refahını artırmak için önemli düzenlemeler yaptık. Bu çerçevede emekli aylıklarına uygulanan normal artışlara ilave olarak yapılan seyyanen artışlar, intibak düzenlemesi, bayram ikramiyesi, alt sınır aylıklarının yükseltilmesi gibi pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir prensibi var. Hiçbir zaman çalışanları, memurları, emekleri enflasyona ezdirmemek. Dün kabine toplantısında açıklandığı gibi 2004 yılı emekler yılı ilan edilmiş, en düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye çıkarılmış, SSK Bağkur emekli zammı %37.57 olurken ilave artışla 42.6'ya yükseltilmiştir. Temmuz ayında yapılacak artışlarla tüm emekli maaşları dengeye kavuşacaktır. Sonuç olarak düşük geldi. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir.